Bakın size ifade edeyim. Bu ortam neye benziyor? Bu ortam neye benziyor değerli arkadaşlar? Yurttaşlarımızın ve sizlerin anlaması açısından söylüyorum. Çünkü biz bu ortamı çok iyi anlıyoruz. Getirilen yasayı da anlıyoruz. Ama yurttaşlarımızın kafası siyasetle ilgili çok olmadığı için ve bu ortamı daha iyi anlatmak için şunu söyleyeceğim. Bakın değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Getirilmek istenenin anlaşılması bakımından ve sizlerin anlaması bakımından. Bir futbol kulübünün başkanını düşünün. Başkanını. Aynı zamanda futbol federasyonunun başkanı. Aynı zamanda merkez hakem kurulunu atıyor. Onun atamasını yapıyor. Sonra profesyoneller futbol disiplin kurulunu atıyor. Takip kurulunun üyelerini belirliyor. Tümünü. Aynı kulübün başkanı. Bütün bunları yapıyor. Sonra kendi takımının futbolcuları gol atamayınca cezalandırıyor. Yani sizleri ileride milletvekili yapamayacak. Sonra eskaza rakipleri maç kazanırsa, eğer maç kazanırsa onları dilediği gibi cezalandırma imkanı var. O futbol kulübü başkanının. Ve sonra bütün bunlara rağmen eğer takımı maçı kaybederse o zaman ne yapacak? Futbol ligünün timden iptal etme hakkı var. Böyle bir ortamı getiriyorsunuz. Böyle bir ortamı. Getirilmek istenen başkanlık rejiminin, Türkiye'ye dağıtılan başkanlık rejiminin, Türk tipi başkanlık rejiminin adı budur. Dolayısıyla bundan yol yakınken vazgeçelim. Demokratik, özgür bir ortamda gerçekten Türkiye'nin kendi barışını sağladıktan sonra, dışarıda barışı sağladıktan sonra anayasayı özgürce tartışacağımız bir ortamı yaratalım.